Hocam teşekkür ediyorum. Sesim geliyor mu acaba? Ben duyabiliyorum. Görüntüm geliyor mu? Görüntünüzü de görebiliyorum. Herhalde birazdan aktarmış olacak reji, öyle söyleyeyim. Tamam. Öncelikle nazik takdiminiz için teşekkür ediyorum hocam. Ben evet dediğiniz gibi kendimi öyle adlandırıyorum. 93-96 dönemi TÜBİTAK'ta rahmetli Tosun Terzioğlu ile birlikte çalışma şansına eriştim. Bu dönem içerisinde çok TÜBİTAK'ın misyonunda ve vizyonunda köklü değişikliklere tanıklık etme şerefine de o şerefi de paylaşmaya da nail oldum. Ve o dönemlerde sadece Ege Üniversitesi ve TÜBİTAK, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, bu DARPA'nın uzaktan erişimine ile internete çıkabilirken, yeşil ekranlarda bir şeyler yazabilirken, ODTÜ ile beraber bir ortak projeye başladık. Ben TÜBİTAK'ta Enformatik Daire Başkanıydım ve bütün üniversitelerin, o dönemde 56 üniversitemiz vardı, şimdi 206 üniversitemiz oldu. Onların internet altyapısının kavuşması için ULAKNET'i kurduk, Ulusal Akademik Ağ, ve üzerine de ULAK BİM'i kurduk. Şimdi bugünün konusunun kapsamında dijitalleşme ve süreç inovasyonu da olduğu için bu örneği biraz detaylandırarak konuma girmek istiyorum. Siz beni süre konusunda lütfen uyarın hocam. Tabii ki. Enformatik Daire Başkanı olarak akademik dünyanın yapacağı çalışmalarda state of art dediğimiz bir kavram var. Bir yeni bir tez ileri sürmek istiyorsanız o tezle ilişkili dünyanın geldiği noktayı tespit etmeniz lazım. O tespiti yaparken de literatür araştırması yaparsınız. Benden önce kimler neler söylemiş diye. Ülkemizdeki bütün araştırmacılar, bütün bilim insanları bana başvuruyorlardı TÜBİTAK olarak. Ve özetini beğendikleri makaleyi ne yazmış acaba bu yazar diye benden talep ediyorlardı o makaleyi. Ve ben yaklaşık ortalama 3 aylık süre içerisinde o makaleyi dünyadan temin edip araştırmacılara ulaştırıyordum. Ancak ULAKNET'i kurup, bunların isim annesi de benim efendim, ULAKNET isim annesi, ULAKBİM isim annesi benim. Kadroları da yerleştirdiğim için o yüzden Türkiye'deki internetin annesiyim diye rahatlıkla ifade ediyorum. ULAKNET'i kurup üzerine de ULAKBİM'i, dijital bilgiye erişim, Cahit Arf Kütüphanesi gibi bir sürü erişim teknolojilerini kurarak 3 saniye içerisinde o 3 aydır bekledikleri makaleye erişme, o makalenin işine yarayıp yaramadığına karar verme veya yeni bir makaleyi talep etme konusunu dijitalleştiren bir insanım. Dolayısıyla bugün bu deneyimlerle ve ondan sonra benim teknoloji dünyasıyla birlikteliğim hep yenilik üzerine inşa olduğu için bugünkü konuşmamda ağırlıklı olarak bu altyapıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine Coşkun Hocam'ın bahsettiği gibi öncelikli olarak da bu konuşmamda sizlerle bu kitabımdan aldığım çerçeveyle bir kavram sunmak istiyorum. Bu kitap hem akademik dünya için hem de iş dünyası için bir rehber. Ülkemin inovasyon ile kalkınma modeline geçmesini yönelik olarak yapmış olduğum ve Türkiye'yi, ülkemi temsil ettiğim 2012 yılından bu yana ve 2014 yılında ülkeme küresel inovasyon ödülü kazandırmış olduğum çalışmaların bir ürünü. 460 sayfa ve burada başarı örnekleri de var. İstiyorum ki daha çok ülkemde başarı örnekleri olsun. Üniversitelerde de kaynak kitabı olarak bunlar okutulsun. Hep Amerikan kitaplarında Google şunu yaptı, Microsoft da ne kadar güzeldi, Tesla'da bak ne kadar harika, bravo, demenin ötesine geçelim. Ülkemdeki başarı örneklerinin de ülkemdeki akademik dünyaya da referans olacak bir kitap olsun. Bu kitabın, bu kitabı bir macera kitabı değil hocam, bir aşk kitabı da değil, böyle elinize alıp bir solukta okuyacağınız bir kitap değil. Bu kitap bir kaynak kitap, böyle bir kenarda duracak. Sizler kurumsal olarak başarılı bir inovasyon, yenilik yönetimini başarabiliyorsanız,
Yani kafasında ampulle dolaşan insanlar yüreka yüreka buldum şimdi de zengin olacağımdan bir tık öteye geçip bunun yönetilebilir bir süreç olması ve bunun bu yönetilen süreci nasıl kurulacağına ilişkin şimdi ne yapmamız lazım diye bakabileceğiniz bir kaynak kitap bu. Bu kitabın gelirini Coşkun Hocam'ın da söylediği gibi 2016 yılından bu yana sürdürdüğüm, kendi imkanlarımla sürdürdüğüm, halen kendi imkanlarımla sürdürdüğüm Bilim Kızı projeme telif gelirlerini veriyorum ve beraberinde de çok sayıda da gelir üretmeye çalışıyorum. Oradaki derdim de şu hocam, temel bilimlere çok inanıyorum. Ben bir mühendisim, endüstri mühendisiyim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum, yüksek lisansım var ama ben bilim üretmeye, kavram üretmeye çok inanıyorum. O yeni bir bilgi ürettiğimiz zaman biz mühendisler alır o bilgiyi dünyaya uygularız, teknolojiye dönüştürürüz ve gerçek yaşamda nasıl kullanılacağını biz ara elemanlar, biz mühendisler yaparız. Ama ben o bilimin üretilmesine çok inandığım için bu projemde biyoloji, fizik, matematik, astronomi gibi temel bilimler alanında okuyan ve şu anda o alanda okuyanlar ancak öğretmen olabiliyorlar. Ve ben onları oradan çıkartıp bilim dünyasının ki çok ihtiyacımız olduğu bu koronada onların multi disipliner bir eğitimle, bir bilimsel kariyerle yaşam bilimleri alanında bugün yaşadığımız ve daha sonra yaşayacağımız çok sayıda soruna genetik, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve bu altyapının üzerine inşa ederek ülkemize 10 yıl sonra Nobel ödülü kazandıracak çalışmalar yapmasını arzu ediyorum. Kendimi Allah sağlık ve ömür verirse Stockholm'de o kızımızın bir Nobel ödülü almasını alkışlarken hayal ediyorum. Dolayısıyla da kendimi bu kitabı tanıtmaya ve beraberinde bu bilim kızı fikri haklarını sağ olsun çok sayıda bağışçım var. Bir fikri haklar konusunda duayen, Türkiye'de bunu tanıtan, getiren Ankara Paten Kaan Dericioğlu 20 küsur alanda bilim kızı markasını bu patentini aldı. Ben de şimdi teker teker bu patentleri lisanslıyorum. Bilimkızı.org sayfama girerseniz orada değer verdiğiniz kadınlara, erkekler için bunu söylüyorum. Değer verdiğiniz kadınlara sen değerlisin demek için hediyeler almanızı rica ediyorum. O hem sevdiğiniz kadına, kızınıza, eşinize, sevgilinize, annenize ki anneler günde yaklaşıyor. O hediyeyle onu değerli hissettirirken bir de bir bilim kızının okuması için katkı sağlamış olacaksınız. Ve çok sayıda Anadolu'da iş insanlarıyla birlikteliğim var. Çok sayıda ticaret ve sanayi odasında eğitimler ve projeler gerçekleştiriyorum. Onlara da diyorum ki lütfen ben bu bilim kızının markasını lisanslamak istiyorum. Bilim kızı çarşafları üretmek istiyorum. Bilim kızı perdeleri üretmek istiyorum. Bilim kızı takıları üretmek istiyorum. Bu bilim kızlarına sizin de bu üretimlerinizle destek olarak daha çok kızımıza erişelim. Hepinizin bir kızla bir bağlantısı var. Birçoğunuzun bir baba olduğunu, bir kız babası olduğunu düşünüyorum. Diyorum ki el ele verirsek daha çok üretiriz. Şimdi lafı çok fazla bilim kızını önde tutmadan size anlatacağım bugünkü konunun çerçevesinde iddiamı, bir kavramımdan bahsetmek istiyorum. Nedir o kavramım? Diyorum ki bu dijitalleşme, dijital dönüşümden farklı bir kavram ki benim altyapım, ben endüstri mühendisiyim dedim ve benim mesleğimi ortaya çıkışından kaynaklanan 1900'lü yıllarda Ford'un T model üretimi için seri üretimle başlayan o tarihsel evrimden yola çıkarak bu kitapta da çok sayıda kendi modellerim var, tekniklerim var ve kavramlarım var. Bu Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ve Bilişim Buluşmalarında ilk defa anons ediyorum. Bir bilimsel kavram ortaya atıyorum ve bunu tartışmaya atıyorum. Hem iş dünyasına hem
bilim akademi dünyasına atıyorum. O kavramın ismi de efendim akıllı değer üretimi. Ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Dijitalleşme deyince hep aklımızda bizim şeyler geliyor efendim. Böyle işte yanıp sönen ışıklar, işte kablolar veya Wi-Fi'lar, işte bu lisans paraları, böyle teknolojik böyle cihazlar geliyor. Halbuki akıllı değer üretiminde içinden geçtiğimiz pandemi döneminde farklı bir yaklaşımla bunu yapmamız gerektiğini söylüyorum. Bir yıllık süreçte bizim kitlesel üretimden 90'lı yıllarda dünyanın 3 tip bir kırılma yaşadığını, üretim yönetiminde kırılma yaşadığını düşünerek bu geldiğimiz dönemde akıllı değer üretimine geçemezsek başka konularda da sıkıntılar çekeceğimizi düşünüyorum. İlk Ford'un T modeliyle seri üretim bantlarıyla üretmeye başladık. Çok ürettik, çok ürettik, çok sattık. Sonra 90'lara geldiğimizde bize Deming toplam kaliteyi öğretti. Toyota bize yalın üretimi öğretti. Bu kadar çok üretmeyin dedi. Muda dedi. Bu şeyleri, atıkları çoğaltmayın dedi. Bunlar hepsi israf dedi. Ve biz geldiğimiz noktada doğaya o kadar zarar verdik ki, çevreye o kadar zarar verdik ki, o kadar çok tükettik ki, giymeyeceğimiz ayakkabılar, elbiseler aldık, tekstille yıktık bütün doğa varlıklarını. O yüzden akıllı değer üretimi diyorum. Bu başındaki akıllı da şu var. Bu kitapta da bunu, kitabımda da bunu yazdım. Bu kitabı ben dedim tek başına yazmadım. Dünyanın tek başına yapılabilen, bireysel yapılabilen en önemli şeyi yazar olmaktır. Ama ben bunu bile diğer ortaklarımla birlikte yazdım. Dolayısıyla inovasyon, şimdi konuma geliyorum. İnovasyon da tek başına yapılabilen bir şey değildir. Akıllı işbirlikleriyle yapmanız lazım diye iddia ediyorum. Ve ürettiğimiz, ben şu anda kendimi inovasyon yapmış hissetmiyorum. Bu anlamda da eğitim sektöründeki değişimler veya şeydeki lojistik sektöründeki değişimler, tamam hocam, lojistik sektöründeki değişimler nedeniyle biz işte akıllı telefonlarımızdan bana şunu getir, bunu getir deyince sürekli inovasyonu yapmıyoruz. Onun için değer üretimi anlamında söylüyorum. Bu bizim ürettiğimiz değer, bir üretimci gözüyle bakarsak tasarımdan dağıtıma kadar ki o bütün süreci ilaveten benim bu tasarıma, bu üretim zincirine, bu arz zincirine katkı sağlayan bankalar var zincirimin içerisinde, değer zincirimin içerisinde. Başka tedarikçilerim var, başka lojistik firmam var, bir de ödeme zincirim var, bir de bilgi üretenler var, akademik dünya var. O yüzden akıllı değer üretimi dediğim zaman bu akıllı işbirliğini yöneterek çevreye, doğaya saygılı süreç inovasyonuyla beraber hayatımızı dönüştürmek, problemlerimizi çöze çöze yaşamada değer kata kata ilerlemek için bunu bir fırsat olarak görüyorum. Bu yeni kapanma döneminde bir fırsat olarak görüyorum. Vaktimin olduğunu hocam düşünüyorum. Sorularınızı da açarım, mesajlarımı. Teşekkür ediyorum.